Yani aslında Sayın Demirtaş bir tweet atarak cevap verdi kendisine ama evet. Ben hani şöyle söyleyeyim. Yani Selahattin Demirtaş'ın bütün hayatı Diyarbakır'da geçmiş ve bir kişi gidiyor ve diyor ki Diyarbakır'da topladıklarına o Kürt değil. Yani aslında denecek bir şey yok. Bir cümle söyleyeyim ben. Bu konuyu kapatayım çünkü hakikaten bakın cümle kurarken çok zorlanıyorum gerçekten. Çünkü yani böyle bir tartışmayı o kadar abes bir tartışma olarak görüyorum ki. Yani Selahattin Demirtaş bizim sevgili eş genel başkanımız cezaevinde rehin tutuluyor. Bakın o Kürt halkının yiğit evladıdır. Çok net söylüyorum. Kürt halkının yiğit evladıdır. Nokta. Hiç kimsenin haddi değildir. İster adı Cumhurbaşkanı olsun, ister Sultan olsun, ister Kral olsun, isterse Tayyip Erdoğan olsun. Bunu tartışmaya, konuşmaya haddi yoktur. Nokta. Bu konuyu ben kapatayım. Şimdi neden bu konuyu çok hani utanç verici buluyorum? Biz Halkların Demokratik Partisi'nde hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla uğraşmayız. Kimse kimliği ve inancı nedeniyle hor görülmez ya da üstün görülmez. Herkes eşittir. Zaten iddiamız Türkiye'deki, Türkiye sınırları içindeki bütün farklı kimliklerin, kültürlerin, ana dillerin, inançların eşit ve özgür şekilde bir arada bulunması, yaşaması ve birlikte mücadele etmesidir esas itibariyle. Bu iddiayla Halkların Demokratik Partisi siyaset yapar. Dolayısıyla yaklaşımımız da böyledir tek tek insanlara ve bugüne kadar da böyle olmuştur. O yüzden bu tartışmayı hakikaten çok ayıp bir tartışma olarak görüyorum. Ama doğrudan doğruya kendisine cevap verme imkanı olmadığı için Selahattin Demirtaş'ın hani ben onun yerine dilim döndüğünce cevap vermiş olayım buna. Bu ayıp tartışmayı da noktalayalım. Haddi değildir böyle bir tartışmayı sürdürmek Recep Tayyip Erdoğan. Evet, peki. Züler? Bir kere Erdoğan bugün oradaki yaptığı konuşmada hepimiz dinledik. Şey diyor, Diyarbakır'ın rengi terör değildir, baskı zulüm değildir, fabrikadır, kardeşliktir, birliktir gibi bir ifadesi var. İyi güzel de kendisi Türkiye'de toplumu 20 yıldır sürekli birbirine düşman eden, kutuplaştıran kendi değil mi? Yani birlikten, kardeşlikten söz etmeye herhalde en son hakkı olan kişi kendisi. Gitmiş Diyarbakır'a, yani orada onların insanlarına, onlara şikayet ediyor. Yani buradan çok saçma bir politika bu. Nasıl bir oradan kendisine bir olumlu dönüş bekliyor anlamak mümkün değil. Birlikten, kardeşlikten söz ediyorsanız onun yolu orada bu ifadeler değil. Yani diyor Kürtleri meze etmeyeceğiz masanıza diyor ama kendisi ediyor aslında. Yani daha dün işte gene ona sıra gelmedi Mehmet Ali Çelebi'ye yaptığı konuşma var. Yani işte diyor ki onlar 5-10-15 tane doğuruyor. Sen de işte doğur 3 çocuk en az doğur. Yani orada Kürtleri, yani orada Kürtleri kastettiğini herkes biliyor. Hani PKK diyor, PKK diyor ama yani sonuçta Kürtleri kastettiği çok açık. Çünkü o çocuklar Kandil'de doğmuyor. Herkes biliyor bunu. Bu kadar rahatsız edici bir dil kullanıp birlikten söz ediyor. Bir de söylediği şey işte cezaevi artık kültür merkezi olacak. Yani bunlarla Kürtleri kazanabilmesini ben mümkün görmüyorum. Ve burada İbrahim Bey'e katılıyorum. Bence Kürtler artık bu oyunlara gelmeyecek gibi ben gözlemliyorum. Çünkü AKP'nin bu kadar yıl boyunca hani açılım politikası dedi, o tutmadı. Sonra işte Abdullah Öcalan'ın kardeşini çıkardı, seçimden önce mektup okuttu. Edirne'deki Kandil'dekine hesap verecek dedi. Yani her şeyi denedi aslında. Deneyebileceği herhalde hiçbir şey kalmadı. Şimdi de gitmiş işte orada gene benzer söylemlerle bir kendine yol açmaya çalışıyor ama ben bunun başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. AKP'nin orada yani o bölgede oy kaybına yaşayacağını görüyorum. Umarım son anda hani tahmin edemediğimiz başka bir takım gelişmelerle süreci tersine çevirecek bir yola girilmez. Bile. Peki Barış şimdi diyor ki son Diyarbakır ziyaretimde PKK ve HDP zihniyetinin elindeki programa göre aile yapımızı ortadan kaldırma içinde olduğunu söylemiştim.
bu sözlerimi birileri bu kadar da değil demişti. Ama şimdi görüyoruz ki Kürt kardeşlerimizi bir avuç sapkının elinde nasıl istismar edildiğini görüyorsunuz dedi. Ben hiç anlamadım. Yani burada LGBT'yi mi göndermesi mi yapıyor? Ben şey diyeyim yani bu buradan nasıl bir politika çıkarabileceğini düşünüyor gerçekten. Buradan nasıl Kürtlerin kalbini kazanabileceğini düşünüyor. Ben çok çaresiz çok gözüküyor. Çaresizce bütün tuşları aynı anda basıyor. Abi, yani Yasin böyle meselesinde de. Kürtler dindar insanlar. Ben onlara bir sapkından bahsedeyim de biraz da bunları. Ya ama bakın mesele şu. Yani böyle basit. Ben Hizbullah'ın yayın organını da okuyan birisiyim. Yani Hizbullah'ın Doğru Haber diye bir gazetesi var. Açın bakın. Muhafazakar Kürtler de Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayetçi ki. Muhafazakar Kürtlerdir yani değil mi en nihayetinde Hizbullah'ın aslında tabanı. Hüdapar tabanı. Onlar bile Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayetçi. Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ittifak kurup Milliyetçi Hareket Partisi... Tam öyle diyemeyiz herhalde. Yani nasıl? Bütün tabanı da... Hayır yani en azından yani Doğru Haber'e baktığınızda Hüdapar kitlesine baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan eleştirilerini görürsünüz yani. Yakın bir zamanda Kürt sorunu kalmamıştır cümlesini mesela kullandıktan sonra bizzat o seçmen için böyle bir hayal kırıklığı yarattığını görürsünüz. Bir de bununla birlikte bakın ben şunu söylemek zorundayım. Diyarbakır cezaevini müze yapılacakmış değil mi? Ben Diyarbakır cezaevi üzerine belgesel yapmış birisiyim. Allah aşkına Diyarbakır cezaevi evet 12 Eylül darbesinden sonra hatta PKK'nın doğmasına bile yol açan maalesef Türkiye'nin en büyük ayıplarından birisidir. Orada çok büyük, çok ağır işkenceler görmüştür insanlar. Çok büyük travmaları hala yaşayan insanlar vardır ama Diyarbakır cezaevi ayrıca bir adaletsizliğin başkentidir Türkiye tarihinde. E şimdi siz Diyarbakır cezaevi gibi adaletsizlikle eşgüdümlü olan bir yeri müze yaparak o Kürtlerin kalbini kazanabileceğinize mi inanıyorsunuz? Diyarbakır cezaevine yatan bazı Kürt siyasetçiler şu an hala cezaevinde. Zaten ve hala adaletsizlikle Kürtler sınanıyor. Kürt siyasetçiler adaletsizlikle sınanıyor. Zaten bugün bu konuşmayı Diyarbakır'da yaptığında Erdoğan hiç Diyarbakırlı seçmenden ses çıkmıyor. Evet, tekrarlıyor. Ve kendisi de şöyle söylüyor. Diyor ki pek memnun değiller galiba. Evet, tabii olmayacaklar. Çünkü tekrar söylüyorum. Mesele o binayı, o taşları müze haline getirmek değil ki. Mesele adaletsizliği bitirmek. Siz Diyarbakır cezaevini kapatıyorsunuz. Ama sonra gidiyorsunuz Silivri'de bir cezaevi kuruyorsunuz. Ya da başka bir cezaevinde başka adaletsizliklere yol açıyorsunuz. Türkiye'de insan hakları ihlalleri bitti mi? Hayır bitmedi. Türkiye'de ya. Adaletsizlikler bitti mi? Hayır bitmedi. Türkiye'de maalesef ama maalesef ben 12 Eylül yaşamadım ama 12 Eylül darbesinde görev alan avukatlar, oradaki savcılar, oradaki hakimler bizzat orada yargılananlar hatta ve hatta 12 Eylül darbesinde işkence görmüş insanları sorsanız mikrofonu uzatsanız hepsi ağız birliği etmişçesine 12 Eylül'de daha iyiydi diyorlar. 12 Eylül'den daha beter bir adalet evet. sistemi vardır diyorlar. Hal böyleyken siz Diyarbakır cezaevini müzeye çevirmişsiniz. Ne olmuş? Adalet Bakanlığı'nı müze yapmak lazım bana kalırsa şu an. Peki. Cezaevi yapmayı bütçede yatırım diye anlatıyorlar. Bütçe görüşmelerinde. Adalet Sarayı yani böyle bir mantıkları var. Yok. Onun gibi bir şey yani. Peki Özgür Bey, şimdi yarın Diyarbakır'dayım demişti gitmeden önce. Akşam 8, 9, 10 dışarı çıkılmazdı. Şimdi saat 12.1 herkes sabaha kadar oralarda eğleniyor. Her kesimden insanımızın hak ve özgürlük talebimizi sessiz devrimlerle karşıladık. Evinin annesi hanım kardeşlerimizi hayatın diğer alanlarında da var olmalarını tüm imkanları önlerine sererek destekledik diyor. Doğru mu? Yani Diyarbakır'da şöyle, bu iktidarın bahsettiği bir şey değil ama Diyarbakır'ın kendi kültüründe zaten insanlar eşit bir vaziyette. Yani kadın erkek eşitliği vesaire Diyarbakır'da kendi kültür içerisinde var olan bir şey. AKP iktidarının bahsettiği bir şey değil. AKP iktidar oraya kafe mi açmış? Yani AKP orada işsiz gençlere iş bulabilmiş mi mesela? Onu anlatması lazım. Diyarbakır'daki en önemli problemlerden bir tanesinin işsizlik olduğunu görmesi lazım. Orada gezerken o caddelerde esnafın siftah edemediğine biz tanıklık ediyoruz. Hayat pahalılığını herkes tanıklık ediyor. Kaldı ki Türkiye'deki işte ortalama gelir düzeyinin çok daha altında Diyarbakır'daki ortalama gelir düzeyi. Üstelik öyle bir kent ki aslında AKP'nin dış politikası sayesinde İran, Irak, Suriye politikaları sayesinde bir sürü büyük bir ticaret merkezi olacakken olamamış bir kentten
bahsediyoruz biz orada. Dolayısıyla hani insanlar biraz eğleniyorlar, biraz geziyorlar. Sanki onu da onlar sağlamış gibi bir durum yok. Kaldı ki Diyarbakır'ın kendi kültürü bu. Ben orada bir kere o sapkın lafını çok önemsiyorum. Bilerek kullanıyor. Ne demek yani neden? İstiyor? Çünkü şöyle düşünüyor. Kürtler dindar insanlardır. Ben bunlara hafiften bir bilinçaltı mesajı vereyim diye düşünüyor ve öyle anlatıyor HDP'lileri. HDP'ye oy verenler de öyle anlatıyor ve oradan yine az önce dediğim gibi bir medet umar halde.